Emekliye %54 kök zam hesabı çıktı. 10.24 refah payı ile 7500 TL alan SSK, Bağkurlu'nun en düşük emekli maaş zammı şekillendi. Seyyanen pay artı 29 Ekim ikramiyesi. Emekli maaş zammı için hükümet kanadından son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz olmak üzere emekliler yılda iki kez zam alıyor. En düşük emekli maaşı için ara zam beklenirken, Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında, Vedat Bey gerekenleri söyledi, dedi. Yılbaşından önce zam müjdesi gelir mi? Sorusunu cevaplayan Erdoğan, inşallah, ifadelerini kullandı. Bu kapsamda gözler meclise çevrildi. Öte yandan emekli zammı için yeni hesaplamalar geldi. İşte en yeni maaş hesabı ve tablolar haberimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM, yeni yasama dönemine başladı ve bu dönemde milyonlarca insanı ilgilendiren önemli yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Emeklilerin maaşlarındaki iyileştirmeler, taşeron işçilerin kadroya alınması, ev kadınlarının erken emekliliği gibi konular bu dönemin öne çıkan meseleleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclisin açılışında emekli maaşlarındaki iyileştirmeye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu konuda söz verdiği Vedat Bilgin'in gerekli açıklamaları yaptığını belirtti. İşte en düşük emekli maaş hesabı ve yeni maaşlar hakkında detaylar haberimizde. Meclise sevk edilecek düzenlemelerden biri de emeklilere yönelik olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan iyileştirme çalışması yıl sonuna kadar meclise taşınacak. İyileştirmede özellikle düşük maaş alan kesimin gözetileceği sinyalleri geliyor. Çalışmalarda emeklilerin kök aylıklarına seyyanen artış ya da oransal zam yansıtılması gündeme gelirken, en düşük emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi söz konusu olabilecek. Başkan Erdoğan, TBMM'de emekli maaşı zammıyla ilgili, Vedat Bey gerekenleri söyledi, dedi. Yılbaşından önce zam müjdesi gelir mi? Sorusunu cevaplayan Erdoğan, inşallah, ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin, Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir, dedi.